Evet hanımlar, bu haftaya son sözü söylemek için buradayım. Evet Fatma. Lütfen Fatma, yanıma gelir misin? Takımının yanına geç Fatma. Kazansanız da kaybetseniz de mecbur sorumluluk dördünüzün. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani beyaz takım, ben siyah takım fark etmiyor. Bir arada olmak zorundasınız. Ama gönül isterdi ki tabii ki tabağınızı bulsun. Sevgili yarışmacılarım. Hepinizi ayağa alayım. Buyurun. Haftanın finalindeyiz. Dakikalar sonra bir takım 60 bin liranın sahibi olacak. Bir takım da içinden birini feda edecek. Şimdi önce günün kazanan takımını açıklayacağım. Çok enteresan bir durum var arkadaşlar. Bu tabak kiminde ilk defa yemek yapmayan bir yarışmacı -500 lira ceza aldı. Ve bu yarışmacı bu aldığı cezayla belki de bütün takımın kaderiyle oynadı. Eminim şu an hepiniz merak ediyorsunuz ne oldu, neler yaşandı. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bu -500 lira verilen ceza bir disiplin cezası. Ve buraya her zaman olduğu gibi gene kanıtlarla geldim. Bu -500 lira cezayı şimdi hep birlikte izliyoruz arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar bir şey soracağım. Biz niye koltukları çeviriyoruz mesela? Niye çeviriyoruz? Arkaya bakmayasınız diye. Yani biz koltukları arkaya bakmayasınız diye bir kural var orada, değil mi? Görsel bir temas sağlanmasın diye çeviriyoruz. Ama Nalan... Nasıl battı? Ya bilinçli bir şey değildi de yani o anki refleksti. Sana 50 bin kere söyledim ama ben. Okey ama o bir refleksti, ben yani aşkım, bunun sen şeyini bu kadar akıllı, şey yapamam. Mantıklı, çok güzel konuşuyorsun. İşte refleksti diyorum, hani açıklama, ben bunun arkasına sığmıyorum. Kesinlikle yapmış olduğum ciddi bir hata. Ama dediğim gibi yani bir refleksti, bilinçli bir şekilde değildi, asla peki, değildi. Peki, çok üzgünüm. -500 lira ceza aldın. Evet. Hazırsanız. Evet Yiğit. Şimdi 60 bin liralık para ödülünü Yiğit'ten istiyorum. Sağ ol canımın içi. Hep böyle inşallah para ver Yiğit eşine. 5 gün boyunca bu elimde tuttuğum 60 bin lira için mücadele ettiniz. Tansiyonlar yükseldi. Hepiniz bu paraya ulaşabilmek için elinizden geleni yaptınız. Ve dakikalar sonra bu para bir takımın ellerine gidecek. Hazır mısınız? Hazırız. Ve şimdi... Bu tabak kiminde? Bu haftanın kazanan takımını açıklıyorum. Tam 60 bin lira. Bu haftanın kazanan takımı Ankara
60 bin lirayı kazanan takım... Siyah takım! Ayşe, takımın yeni lideri olarak bu parayı sana takdim ediyorum. Bugün çünkü Fatma'yı tahtından ettin. Ettin Ayşe. Hayırlı uğurlu olsun takımınıza. Bu ara gazı mı şimdi? Bu ne? 60 bin lira. Sevin sevin. 60 bin lira kazandınız arkadaşlar. Ben tahtımı kimseliyim. Liderliği sonra konuşursun Fatma. Mücadele verdin, tebrik ediyorum. Buyurun oturabilirsiniz. Koltuklarınız sağlamda, buyurun oturun. Bir hafta daha buradasınız, bizimlesiniz. Beyaz takım 2 haftadır üst üste kaybediyorsunuz ve bayağı bir mücadele. Evet. Bayağı bir mücadele. Hatalar. Ama son iki... Yani hepinizi çok seviyoruz. Onu tutuyoruz, bunu tutuyoruz diye bir şey... Hayır, asla olmaz. Ama pazartesi üst üste kayıplar gelince de insan üzülüyor. Evet, 3 gün biraz kötüydü maalesef. Ama bu tablonun... Tek sorumlusu sizsiniz. Evet. Bana hiçbir şey diyemezsiniz. Ben sadece lezzeti puan veriyorum. Hiç kimseyi bilmiyorum. Sizin gibi dışarı çıkıyorum ve geliyorum. En beğendiğim tabağı da alıp götürüp yiyorum. Hep söylüyorum. Evet. Dışarı götürüp yiyorum. Ve şimdi içinizden biri buraya veda edecek. Ama içinizden 3 kişi de burada kalacak. Beyaz takımdan... Haftaya yarışma hakkını kazanan ve bu haftanın en çok para toplayan yarışmacısı ...9.800 lirayla Filiz sensin. Otur hayatım yerine. Evet, yüksek aldım. Tahta oturmuş. Evet, şimdi beyaz takımda haftanın ikinci... Bizimle haftaya yarışacak olan bir diğer isim 6.500 lirayla İrem Sens. Otur hayatım yerine. Tebrik ediyorum ikinizi de. Ve Zeynep ile Leyla sona kaldı. Leyla, sen aramıza bu hafta katıldın. Evet. Ve şu an elime potasındasın. Çok üzgünüm, çok üzücü de zaten. Zeynep, sen eleme potasının gediklisi oldun neredeyse her hafta. Evet. Burada oluyorsun, görüyorum yani. Evet. Hep beraberiz eleme potasında. Peki. Üzülerek söylüyorum ki... Bu tabak kiminde? Bu hafta aramıza veda eden isim... Leyla. Evet, tahmin çok ediyordum. Çok üzgünüm hayatım. Evet, tahmin ediyordum zaten. Aramıza zaten yeni katılmıştın. Evet. Kasanda sadece 300 lira var. Yani bir tık üstte taşısaydın... Evet. ...hakikaten aralarına girebilirdin. Çünkü Zeynep de 5.300 liraya sahip şu anda. Senden 5.000 lira fazla. Evet. İyi ki geldin, iyi ki tanıdık seni. Sizi tanımak çok hayatında güzeldi. Hayatında mutluluklar diliyoruz ama daha öncesinde neler söyleyeceksin? Ya şöyle, benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Zaten sizi tanıdım, ekip arkadaşlarımı tanıdım, grupları tanıdım. Herkes çok güzel, çok iyisiniz gerçekten. Yani burada bitmiyor. Buranın arkası da çok güzeldi. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. İnşallah başka yerlerde daha güzel anılarda görüşmek üzere. İyi ki geldin, iyi ki aramıza katıldın. Seni güzel gönlünle, sevgini hatırlayacağız ama çok büyük mutluluklar diliyoruz sana inşallah. Alkışlarla arkadaşımızı yolcu ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hayatım sana. Biraz daha sakin olmayı öğren, tamam mı? Kendine iyi bak. Mutlu olursun inşallah. Gel Leyla'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay ne güzel ettin geldin ya. Değil mi? Mis, şahane. Ne zaman zar hoş oldun? Ya yüz, neden yüz ya? Ya yarısını ver ya, yarısını. Evet, çok güzel davul çalarım. Güle güle hayatım. Görüşmek üzere. Göreceğim ben seni dışarıda. Canım benim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.